Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Her geçen gün yerli ve milli hamlesiyle beraber gücüne güç katan Türkiye, Yunanistan'ın dikkatini çekmeye devam ediyor. Aslında artık sadece dikkatini çekmekle kalmıyor, nereden baksanız her hafta Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos çıkıp Yunanistan'ın Türkiye korkusunu gözler önüne seriyor. Yunan spiker Ioannis Theodoratos bu kez de çok farklı bir konuya değindi. Türkiye'nin her geçen gün savunma ve teknoloji alanında Yunanistan'a fark atmaya devam ettiğini ve her geçen gün bu farkın daha da açıldığını ifade etti. Aradaki bu farkın kapanabilmesi için ise İsrail'le ortak silahlar üretmeleri gerektiğini vurguladı. Konuşmasının devamında Türklerin artık yalnızca denizaltılardan Harpun türevi füzelerini ateşleyecek seviyede olmadıklarını, aynı zamanda reis sınıfı denizaltılarını yapabilecek seviyeye ulaştıklarını vurguluyor ve son olarak da Türklerin asıl amacının 2500 kilometrenin üzerinde menzilli bir seyir füzesi olan Gezgin'i yapmak olduğunu ifade ederek konuşmasını sonlandırıyor. Türkiye her geçen gün savunma sanayinde gücüne güç katıyor. Bunun farkında olan Yunan spiker, Türkiye'nin askeri gücünün giderek arttığına dikkat çekerek, Türkiye'ye karşı harekete geçip Türklere karşı hamle yapmalıyız dedi. Yunan spiker, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın kendi başına enerji meselesindeki haklarını koruyamadığını da söyledi. Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin kendisini güçlendirdiğini, kendi taraflarının ise bu konuda hiçbir şey yapmayıp gevşediğini ifade etti. Yunan spiker, uzun süredir devam eden Türk-Yunan geriliminde güçlü durmak için gevşemeyi bırakıp harekete geçmelerini ve Türkleri yenmek zorunda olduklarını ifade etti. Yunan spiker konuşmasına şöyle devam etti. Yunanistan enerji konularında kendi kendine yetmediğini ve Türkiye ile uğraşacak yeterli gücü olmadığını söyledi. İki yumruk hayal edin. Biri Türkiye, diğeri Yunanistan. Türkiye yumruğunu sıkıyor. Yumruğunu nasıl sıkıyor? Özüyle ilgili her şeyi basit bir yolla güçlendirerek. Biz ise çok fazla gevşiyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Yumruğumuzu daha fazla sıkmalıyız. Bir gerilim olduğunda parmaklarımız arasındaki boşluk olmamalı ki bizi geri itmek çok zor olsun. Askeri, kültürel gerileme ve uzun zamandır devam eden siyasi çatışmaya da güçlü durabilmek için güçlü yumruk olmalıyız. Tek gayemiz karşı tarafı bozguna uğratmak. Yenilmemek zorundayız. Yunan spiker, Yunan savunma sanayinin Türk savunma sanayisinden en az 25 yıl geride kaldığını söyleyerek Yunan savunma sanayinin acizliğini itiraf etti. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos sözlerinin devamında artık sadece bayraktar sihalarla uğraşmıyoruz. Bir de insansız gemiler, ulaklar da var. Bu gemi denizde silahlı hedefleri vurabiliyor. Böyle bir kabiliyeti var. Teknolojide kaybettiğimiz vakti geri kazanamayız. Başka özel teknolojileri kazanmalıyız. Bizim en büyük derdimiz zamandır. Çok hızlı bir şekilde sonuç almayı hedefliyoruz dedi. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının kendi yerli mühimmatlarını kullandığını söyleyen Yunan spiker, sadece bir insansız hava aracına sahip olmak yetmiyor. O sistemin her şeyine, motoruna, sensörlerini de kendiniz üretmeniz gerekiyor diye konuştu. Dağlık Karabağ Savaşı'nda zaferin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında artan ilişkiler giderek askeri bir müttefikliğe evrilirken bunu fark eden Yunan basını ayaklandı. Ordusunun gücünü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne yetiştirmek için milyarlarca euro para harcayan Yunan hükümetinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir adım dahi güçlenemediğinin farkına varan Yunan basını, Atina'nın en kısa zamanda dikkatini Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine çevirmek zorunda olduğunu söyleyerek, Ankara-Bakü hattındaki gelişmelerin kendileri için alarm zillerini artık çalması gerektiğini yazdı. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karim Valiyev, ülkemize gelerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le görüşmüştü. Bu görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan arasındaki askeri müttefikliğin güçlendirilmesi kararı çıkınca Yunanistan doğal olarak panikledi. Türklerin bin yıllık hayalleri olan Turan'ı gerçekleştirmelerine çok az kaldı diyen Yunan basını, eğer bu gerçekleşirse ilk hedef biz oluruz diyerek Yunan ordusunu ve Yunan hükümetini harekete geçmeleri için elinden geleni yapıyor.
Türkiye ile Azerbaycan'ın bir ittifak kurarak Turan Devleti'nin temellerini atacağını düşünen Yunan basını böyle bir şeyin gerçekleşmesini engellemeliyiz diyor. Bu iş içinde farklı öneriler sunan Yunan gazeteleri özellikle Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirinden ayıran Ermenistan'ı mutlak suretle her koşulda desteklemeliyiz diyerek hükümete çağrıda bulundu. Yunanistan, 100 yıl önce bizim için kapanan ama kendileri için kapanmayan meselelere odaklanarak her geçen gün daha büyük bir çıkmaza batıyor. Türk düşmanlığıyla beslenen bir medya düzeninin olduğu Yunanistan'da televizyon kanalları ve gazeteler durdurak bilmeden karalama kampanyaları düzenliyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Türklere karşı üstünlük elde edemeyen Yunanistan, bu şekilde halka propaganda yaparak iki ülkenin arasına kültürel bir set çekmeye çalışıyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.